toplu namaz kıldılar. Ya namaz zaten cemaatle kılınır. Tekil olarak evlerde kıldığımız namazlara kerhen müsaade edilmiştir. O nevafille alakalı bir şeydir. Nafile ibadet, sen evinde git, sabahlara kadar istersen namaz kıl. Sana kimse karışmaz ama vakit namazlarının mescitte cumhur halinde kılınması lazımdır. Niye? Şimdi yeni şeyler, şimdi yeni şeyler, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Ahmet abi, ibadetlerdeki toplu icranın sebebi toplumu bir arada tutmak ve pasifize etmek midir? Yoksa çokluğu bir de birleştirerek varım ve verim gücünü arttırmak diye mi düşünmeliyiz? Ben tamamen ikinci baptaki manayı benimsiyorum. Toplu ibadetlerin insanların bir araya gelmesi ve kontrol altında tutulması gibi düşünceyi tabii şeytani bir düşünce olarak görürüm. Halbuki İslam cemaat denirken de tabii zamanımızda cemaat meselesi öyle kurcalandı, öyle kirletildi ki cemaat kelimesini kullanmaktan da çekinir olduk. Bir arada olmak, toplu olmak, birlikte yaşamak, birlikte üretmek, birlikte tüketmek üzerine var edilmiştir insan. Ve İslam bütün ibadatı taatiyle, bütün yaşam biçimiyle de bunu öngörür. Mümkün olduğu kadar bir arada olmamız bizim hayırdır. Her türlü eksiğimizi tamamlamak, her türlü ihtiyaçlarımızı karşılamak için artı bu sosyal bir takım gereksinimdir. Ama önemli olan şudur. Her birim, her insan kendi muhteviyatı itibariyle, kendi içeriği itibariyle bir dinamizmdir. Çok ciddi bir güçtür. Ve biz bir araya geldiğimiz zaman bu güçler bir araya gelir ve süper bir güç haline gelir. Bu yaptırım olarak da böyledir. Maneviyat olarak da böyledir. Yani fizik olarak da böyledir, metafizik olarak da böyledir. Mesela bir takım şeyler de görürdük eskiden. Şimdi azalmıştır inşallah. İşte bir yerde namaz kılınmıştır. Evvela ayakkabıları çekerler. Sonra toplu namaz kıldılar. Ya namaz zaten cemaatle kılınır. Tekil olarak evlerde kıldığımız namazlara kerhen müsaade edilmiştir. O nevafille alakalı bir şeydir. Nafile ibadet, sen evinde git, sabahlara kadar istersen namaz kıl. Sana kimse karışmaz ama vakit namazlarının mescitte cumhur halinde kılınması lazımdır. Niye? Sosyal ortamı domine etmek için ve bir araya gelmiş feyiz kaynaklarının çok ciddi bir esas feyiz kaynağından feyiz absorbe ederek herkesin zenginleşmesini sağlamaktır. Hani 1'e 10, 1'e 27 gibilerinden de böyle bir takım rakamlar verilir. Cemaatte kılınan namazın feyzinin değerlendirilmesi adına. Ki bu izafi bir şeydir. Yani kime göredir, neye göredir? 27 hangi bütünün 27'si kadardır? Hani konuşuyoruz ya, bir dünya günü, bir güneş günü, bir galaksi günü arasında milyonlarca yıl fark vardır. Onun için hani 1'e 27'nin de ölçeği Cenab-ı Hakk'a ait bir şeydir, kesitinden kinayedir. Onun yaklaşımına paha biçilmez netice itibariyle. Onu söylemekte fayda vardır. Evet, böyle bir siyasi erkin, yani yönetici grubunun insanlar bir araya geldiği zaman onları gözleme, onların reaksiyonlarından mana çıkarma gibi bir takım istihbaratvari
edinimleri de olabilir. O başka bir şeydir ama ibadetin özündeki mana itibariyle tamamıyla zenginleşmek adınadır. Yoksa bir pasifize olmak söz konusu değildir. Şimdi yeni şeyler, şimdi yeni şeyler, şimdi yeni şeyler söylemek lazım.